Anadolu Üniversitesi 7. Yarı Yıl Kamu Yönetimi Türk İdare Tarihi 2018 Güz Dönemi 3 Ders Sınav Soruları Soru 1 Adalet ve İhsan Programı ile göreve gelmiş olan ve Trablus-Karp Savaşı ile istifa eden hükümet aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti B. Ferit Paşa Hükümeti C. Said Paşa Hükümeti D. Hakkı Paşa Hükümeti E. Mahmut Şevket Paşa Hükümeti Doğru cevap D. Hakkı Paşa Hükümeti Soru 2 Osmanlı devletinde Yeniçerilere yay, kılıç, tüfek gibi savaş aletlerini tedarik eden görevlilere ne ad verilir? A) Cebeci B) Acemi C) Tımarlı Sipahi D) Akıncı E) Müsellem Doğru cevap A) Cebeci Soru 3 2. Meşrutiyet döneminde ilk bürokratik reformları gerçekleştiren hükümet aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamil Paşa Hükümeti B) Hakkı Paşa Hükümeti C) Mahmut Şevket Paşa Hükümeti D) Talat Paşa Hükümeti E) Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti Doğru cevap A) Kamil Paşa Hükümeti Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi meşihat kurumunun birimlerinden biri değildir? A. Meclisi i B. Meclisi i Tetkikat-ı Şer'iye C. Meclisi i İmtihan-ı Kur'a D. Meclisi i Talebe E. Meclisi i Doğru cevap E. Meclisi i Vükela Soru 5. Merkezin ihtiyacı olduğu nitelikli devlet adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Tanzimat Fermanı'nın okunmasından kısa bir süre önce açılan ve öncelikle memur çocuklarının eğitime alındığı kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Mektebi Maarif Adliye B. Mektebi Mülkiye C. Galatasaray Sultanisi D. Mektebi Harbiye E. Fünun. Doğru cevap A. Mektebi Ma'arifi Adliye Soru 6 Osmanlı Devleti'nde Vali Muavinliğinin ilk defa tesis edildiği nizamname aşağıdakilerden hangisidir? A. 1854 Şehremaneti Nizamnamesi B 1861 Lübnan Nizamnamesi C 1864 Vilayet Nizamnamesi D 1867 Vilayeti Umumiye Nizamnamesi E 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi Doğru cevap E 1871 İdare-i Umumiye -i Vilayet Nizamnamesi Soru 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devletin gelir ve giderlerinin denetimini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayıştay B) Danıştay C) Yargıtay D) Yüce Divan E) Devlet Denetleme Kurumu Doğru cevap A. Sayıştay Soru 8 Tanzimat fermanına etki eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Pozitivizm B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük E. Teşebbüsü şahsi ve adem merkeziyet Doğru cevap B. Osmanlıcılık Soru 9. Cumhuriyet döneminde müsteşar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Vekil adına icra ve denetleme yetkileri vardır. B) Müsteşarlara vekilden ayrı bir hizmet alanı tanımlanmıştır. C) teşkilat içindeki haberleşme ağının yürütücüsüdür. D. Memurin kanununa tabidir. E. Vekillerden sonra vekaletlerin en büyük idare amirleridir. Doğru cevap B. Müsteşarlara vekillerden ayrı bir hizmet alanı tanımlanmıştır. Soru 10. Yusuf Has Hacip'in ünlü eseri Aşağıdakilerden hangisidir? A. Divan-ı Lugati Türk B. Kutat Bilik C. Ferhat ile Şirin D. Münşeat E. Muhakeme Tül Lugateyn Doğru cevap B. Kutat Bilik Soru 11 Göktürk ve Uygurlarda hanedan dışından olup yetenekleriyle sivrilmiş, ve halka kendisini sevdirmiş yöneticiler arasından tayin edilen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Tigin B) Sadrazam C) Nişancı D) Aygucu E) Yapgu Doğru cevap D) Aygucu Soru 12. 1. Köylünün güvenliğini sağlamak 2. Köylünün vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamak. 3. Köylünün tohum, gübre gibi ihtiyaçlarını temin etmek. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devletinde tımarlı sipahinin köylüye karşı olan görevleri arasında yer alır? A) yalnız 1 B) yalnız 3 C) 1 ve 2 D2 ve 3, E1, 2 ve 3. Doğru cevap E1, 2 ve 3. Soru 13. Gazne devletinde sultan adına tüm dış temasları yürüten ve devletin tüm şifreli yazışmalarını yerine getiren ofis aşağıdakilerden hangisidir? A divanı şugul, işrafı memleket, B divanı vekalet, C divanı berid, D divanı risalet, E divanı arz. Doğru cevap D, divanı risalet. Soru 14. Eski Türklerde orduya onlu sistemi getiren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilge Kağan B. Bumin Kağan C. İlteriş Kağan D. Metehan E. Yakup Kağan Doğru cevap D. Metehan Soru 15 1836'da kurulan Deavi Nezareti aşağıdaki hangi klasik dönem müesseselerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur? A. Defterdar Mutakaat Hazinesi B. Sadaret Kethüdası Çavuşbaşılık C. Çavuşbaşılık Tezkereci Kalemi D. Hazine-i Amire Reisül Küttaplık E. Reisül Küttaplık Sadaret Kethüdası Doğru cevap C. Çavuş başılık tezkereci kalemi. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1876'da Balkanlardaki isyan dalgasını önlemek için gerçekleştirdiği düzenlemelerden biridir? A. Mürstek programını uygulamak. B ikinci meşrutiyeti ilan etmek, C kanuni esasiyi ilan etmek, D rumeli müfettişliğini kurmak, E islahat fermanını ilan etmek. Doğru cevap C kanuni esasiyi ilan etmek. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi? Divan-ı Hümayun'un birinci derece yardımcılarından biridir. A. Nişancı B. Veziri Azam C. Reisül Küttab D. Kubbealtı Veziri E. Defterdar Doğru cevap C. Reisül Küttab Soru 18 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilmiye sınıfında yer alır. A. Reisül Küttab, B. Kazasker, C. Beylerbeyi, D. Nişancı, E. Defterdar. Doğru cevap B. Kazasker. Soru 19. Pozitivizmi benimseyen ve Paris'te Meşveret adlı gazeteyi çıkaran Jön Türk lideri aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Mithat B) Namık Kemal C) Ahmet Rıza D) Talat Bey E) Prens Sabahattin Doğru cevap C) Ahmet Rıza Soru 20. Westminster modelinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yönetimin tüm halkın ve eşit şekilde elinde toplandığı idare şeklidir. B. Yönetimin kralın elinde bulunduğu yönetim şeklidir. C. Yönetimin varsılların elinde olduğu yönetim şeklidir. D. Yönetimin parlamentonun elinde olduğu yönetim şeklidir. E. Yönetimin kral ve parlamentonun elinde toplandığı yönetim şeklidir. Doğru cevap E. Yönetimin kral ve parlamento'nun elinde toplandığı yönetim şeklidir. 2018 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan Selçuklu eksenli devletlerden biri değildir. A. Anadolu Selçuklu Devleti B. Suriye Selçuklu Devleti C. Kirman Selçuklu Devleti D. Irak Selçuklu Devleti E. Revan Selçuklu Devleti Doğru cevap E. Revan Selçuklu Devleti Soru 2 maniheizmi resmi din olarak kabul eden Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. Gazneliler B. İskitler C. Hazar Türkleri D. Karluklar E. Uygurlar Doğru cevap E. Uygurlar Soru 3 İslam dünyasında olduğu gibi Hükümdarın adına hutbe okutulup para sikke bastırılmaya başlanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Karahanlı devleti B) Uygur devleti C) Büyük Selçuklu devleti D) Osmanlı devleti E) Gazneli devleti Doğru cevap A) Karahanlı devleti Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk imparatorluklarında hükümdarların kullandıkları ünvanlardan biri değildir? A. Tanhü B. Törük C. İlteber D. Şanyü E. İdikut Doğru cevap B. Törük Soru 5. Kağan'ın bulunmadığı dönemlerde Toya başkanlık yapan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Bitikçi katip B) aygıcı danışman C) Yargucu yargıç D) Çavuş kılavuz E) Tigin şehzade Doğru cevap B) aygıcı danışman Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Gazneliler Devlet Teşkilatı'nda yer alan kurumlardan biri değildir? A. Divanı Arz B. Divanı Hümayun C. Divanı Berit D. Divanı Vekalet E. Divanı Risalet Doğru cevap B. Divanı Hümayun Soru 7. Talas Savaşı'nın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Çin'in tüm Orta Asya'ya egemen olması B) İpek Yolu'nun önemini kaybetmesi C) Orta Asya kapılarının İslamiyete açılması D) Uygur devletinin kurulması E) Göktürk devletinin Batı ve Doğu olarak ayrılması Doğru cevap C. Orta Asya kapılarının İslamiyete açılması. Soru 8. Hun İmparatorluğu'nda kağan'ın gücünü nereden aldığına inanılmıştır? A) Hanedan B) Akbudun C) Toy D) Gök Tengri E) Karabudun. Doğru cevap D. Gök Tengri Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti Saray Teşkilatı'nda yer alan görevlilerden biri değildir? A. Alemdar B. Silahdar C. Sekbanbaşı D. Kapucubaşı E. Hacib Doğru cevap C. Sekbanbaşı Soru 10. Eski Türklerde ordu teşkilatının temelini atan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. İlteriş Kağan B. Bumin Kağan C. Mugan Kağan D. Metehan E. Kapkan Kağan Doğru cevap D. Metehan Soru 11 Osmanlı Devleti'nde Kazaların birleştirilmesinden oluşturulan idari birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Sancak B) Beylerbeylik C) Vilayet D) Nahiye E) Eyalet Doğru cevap A) Sancak Soru 12 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Seyfiye ehli örf sınıfına dahil değildir. A vezirler, B veziri azam, C müderris, D beylerbeyi, E sancakbeyi. Doğru cevap C müderris. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Gazi döneminde kurulan askeri birliklerden biridir. A. Yaya ve müsellemler B. Fırkayı ıslahiye C. Humbaracı ocağı D. Nizamı cedid E. Asakiri Mansureyi Muhammediye Doğru cevap A. Yaya ve müsellemler Soru 14 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde adalet işlerine bakan kurumlardan biridir. A. Mecelle-i Umuri Belediye B. Mabeyni Hümayun C. Şurayı Saltanat D. Divanı Hümayun E. Şurayı Askeriye Doğru cevap D. Divanı Hümayun Soru 15. Osmanlı Devleti'nde padişah, sadrazam, vezir, Beylerbeyi ve sancak beylerine verilen dirliklere ne ad verilir? A. Tımar, B. Zeamet, C. Has, D. Yurtluk, Ocaklık, E. Mukataa. Doğru cevap C. Has. Soru 16 divan-ı hümayunun hukuki niteliğini tam olarak şekillendiren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanzimat Fermanı B. Sofçalı Ali Kanunnamesi C. Islahat Fermanı D. Kanuni Kanunnamesi E. Fatih Kanunnamesi Doğru cevap E. Fatih Kanunnamesi Soru 17. Osmanlı Devleti klasik dönemde mali işlerden ve hazineden sorumlu en üst görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazasker B) Defterdar C) Nişancı D) Çavuşbaşı E) Maliye Nazırı Doğru cevap B) Defterdar Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı saray teşkilatında yer alan Enderun'un odalarından biri değildir? A) Silah odası B) Has oda C) Hazine odası D) Kiler odası E) Seferli odası Doğru cevap A. Silah odası. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini tanıyan imtiyazlı eyaletlerden biridir? A) Halep eyaleti B) Musul eyaleti C) Aydın eyaleti D) Kırım Hanlığı E) Hüdavendigar eyaleti Doğru cevap D. Kırım Hanlığı Soru 20. Osmanlı Devleti'nde hem askeri teşkilatın hem de taşra teşkilatının dayandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Nahiye sistemi B. Aşiret alayları sistemi C. Ademi merkeziyet sistemi D. Tevsi-i mezuniyet sistemi E. Tımar sistemi Doğru cevap E. Tımar Sistemi 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları Soru 1 224-651 yılları arasında hüküm sürmüş olan ve 2. Pers İmparatorluğu adı da verilen İran Devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Moğollar B. Avarlar C. Sasaniler D. Fatimiler E. Göktürkler Doğru cevap C. Sasaniler Soru 2 Osmanlı Devleti'nde senelik geliri 20 bin akçadan 100 bin akçaya kadar olan dirliklere ne ad verilir? A. Zeamet, B. Has C. Tımar D. Bennak E. İspenç Doğru cevap A. Z. Ahmet Soru 3. Batı Karahanlı Devleti'nde ülkenin gelişmesini sağlayan ve ideal hükümdar olarak nitelendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tuğrul Bey B Bilge Kağan, C İlteriş Kağan, D Melikşah, E Tamgaç Buğra Han. Doğru cevap E. Tamgaç Buğra Han. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı klasik döneminde beylerbeyinin yetki ve sorumluluklarından biri değildir? A tımar işleri ve sipahilerle ilgili davalara bakması, b. sınır boylarında dış işleriyle ilgili sorunları çözmesi, c. reaya ile sancak beyi arasındaki anlaşmazlıkları çözmesi, d. taşrada padişahın yürütme gücünün başında olması, e. beylerbeyi bölgesinde güvenliği sağlaması, Doğru cevap B. Sınır boylarında dış işleriyle ilgili sorunları çözmesi. Soru 5. İkinci Mahmut döneminde Reisülküt'taplık makamının dönüştürüldüğü Nezaret, Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Dahiliye Nezareti B) Bahriye Nezareti C) Umûri Maliye Nezareti D. Hariciye Nezareti E. Adliye Nezareti Doğru cevap D. Hariciye Nezareti Soru 6. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ikinci yarısında taşra yönetiminde başarılı çalışmalar yapan yönetici aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadık Rıfat Paşa B) Gazi Ahmet Muhtar Paşa, C) Mithat Paşa, D) Mahmut Nedim Paşa, E) Hüseyin Hilmi Paşa. Doğru cevap C) Mithat Paşa. Soru 7. Osmanlı Devleti'nde ilk modern belediye teşkilatının kurulduğu vilayet aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul B İzmir, C Selanik, D Ankara, E Manastır. Doğru cevap A İstanbul. Soru 8. Islahat Fermanı'nın Müslüman tebaa arasında hoşnutsuzluk yaratmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A halkın yönetime katılması B merkeziyetçiliği güçlendirmesi, C vergi toplanmasına yeni düzen getirmesi, D gayrimüslimlere eşitlik tanıması, E yabancı sermayenin ülkeye girişine imkan sağlaması. Doğru cevap D. Gayrimüslimlere eşitlik tanıması. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamid'in yönetim politikasının özelliklerinden biri değildir. A) Deniz kuvvetlerini geliştirerek güçlü bir donanma kurmak, B) Dış politikada tarafsız olmak, C) Mali itibarı tekrar kazanmak için üretim ve vergi kaynaklarını geliştirmek, D) Eğitim alanında ıslahat yaparak halkı devlete sadık hale getirmek. E. Adalet ve güvenlik kurumlarını geliştirerek devlet ile halk arasında bağ oluşturmak. Doğru cevap A. Deniz kuvvetlerini geliştirerek güçlü bir donanma kurmak. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1876'da Balkanlardaki isyan dalgasını önlemek için gerçekleştirdiği düzenlemelerden biridir. a. Rumeli müfettişliğini kurmak b. Kanuni esası ilan etmek c. Islahat fermanını ilan etmek d. İkinci meşrutiyeti ilan etmek e. Mürstek programını uygulamak Doğru cevap b. Kanuni esası ilan etmek Soru 11. Kanuni esasiye göre aşağıdakilerden hangisi üyelerini padişahın atadığı kurumlardan biri değildir? A. Meclisi Ayan, B. Şurayı Devlet, C. Divanı Ali, Yüce Divan, D. Şurayı Askeriye, E. Divanı Muhasebat, Sayıştay. Doğru cevap D. Şurayı Askeriye. Soru 12. Tanzimat döneminde verginin adil bir şekilde toplanmasını sağlamak üzere oluşturulan meclis aşağıdakilerden hangisidir? A. Meclisi Mebusan B. Muhassıllık Meclisi C. Meclisi Valayı Ahkam Adliye D. Meşveret Meclisi E. Divanı Hümayun Doğru cevap B. Muhassıllık Meclisi Soru 13. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devletin gelir ve giderlerinin denetimini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Yargıtay B) Danıştay C) Sayıştay D) Yüce Divan E) Devlet Denetleme Kurumu Doğru cevap C) Sayıştay. Soru 14. 1952-1957 yılları arasında Siyasal Bilgiler Okulu içerisinde özerk olarak eğitimler veren ve 1958 yılında bilimsel, yönetsel ve mali alanlarda tüzel kişilik kazanan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi B. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü C. Darülfünun D. Mektebi Sultani E. İstanbul Ulumi Aliye-i Ticariye Mektebi Doğru cevap B. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Soru 15. İkinci Abdülhamit yönetimine karşı Mücadele eden jön Türklerin etkilendiği siyasi düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyalizm B) Anarşizm C) Şovenizm D) Anadoluculuk E) Pozitivizm Doğru cevap E) Pozitivizm Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyet dönemi hükümetlerinden biri değildir. A. Kamil Paşa hükümeti, B. Hakkı Paşa hükümeti, C. Said Paşa hükümeti, D. Ali Rıza Paşa hükümeti, E. Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti. Doğru cevap D. Ali Rıza Paşa hükümeti. Soru 17. 31 Mart isyanından sonra siyasi alanda yapılan en önemli yapısal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Kanuni esasinin bazı maddelerinin değiştirilmesi B. Meclis-i Ayan üyelerinin 1 bölü 3'ünün halk tarafından seçilmesi C. Padişaha Meclis-i Mebusanı Fesih yetkisinin verilmesi D. Basında sansürün kaldırılması e padişahın hükümet üyelerini mutlak bir şekilde ataması. Doğru cevap A. Kanuni esasının bazı maddelerinin değiştirilmesi. Soru 18. Meclis hükümeti sisteminin uygulandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Birinci meşrutiyet dönemi. B 27 Mayıs askeri darbesi dönemi C 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi D tek parti dönemi E 2. Meşrutiyet dönemi Doğru cevap C 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi Soru 19 1924 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden biri değildir? A. Orduya temsili başkumandanlık yapması B. Belediye başkanlarının seçimini ve belediye bütçelerini onaylaması C. Genel ve özel af çıkarması D. Başbakanı tayin etmesi E. Bakanlar kuruluna sürekli başkanlık yapması Doğru cevap E. Bakanlar Kurulu'na sürekli başkanlık yapması. Soru 20. 1889 yılında 2. Abdülhamit yönetimine karşı askeri tıbbiyede kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Selameti Umumiye Komitesi B. Cemiyeti İnkılabiye C. Yeni Osmanlılar Cemiyeti D. Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti E. İttihadı Osmani Cemiyeti Doğru cevap E. İttihadı Osmani Cemiyeti Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.